tarlalardan binbir emekle hasadı yapılıyor. Daha sonra taş değirmenlere getirilerek önce kazanlarda güzelce bir yıkanıyor. Bunu yıkıyoruz, güzelce iyice yıkıyoruz. Acı suyunu, pasalını, çamurunu, mamurunu, toprağını çıkarıyoruz. Ondan sonra dinlenme veriyoruz. Dinlendiği zaman şişmeye veriyoruz. Yani suyunu çekiyoruz, yani salıyoruz aşağıdan. Susam şişiyor. Ardından da susamın ateşle yolculuğu başlıyor. Aldım haberini de garip, çobandan mimarım gel gel. Kabını soyuyoruz. Kabını soyduktan sonra bu fırına veriyoruz, bu fırınlara. Fırında da 6 saat kavuruyoruz. Anadolu'dan toplanan yerli susamlar ardıç odunu ateşinde fırınlarda döne döne kavrulduktan sonra kokusunu ve aromasını salıyor. İşte işin sırrı da burada ortaya çıkıyor. Bu odun da ardıç odunu, özel ardıç odunu. Bu odun aroma veriyor, tane. Tane aroma verdiği için yani çok güzel oluyor. Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Osman Kalay, yarım asırdır taş değirmende çektiği susamı odun ateşinde kavurarak geleneksel Bozkır tahini lezzetini tüketiciyle buluşturuyor. Doğal hiçbir şey yok. Sadece susam. Bu doğal susamadan yani böyle Antalya, Seyrek, Aksu, Fethiye, Adana. Orada geliyor, sahillerine geliyor. 6 saat boyunca fırınlarda kavrulan susamlar elekten geçtikten sonra taş değirmenlerde öğütülmeye bırakılıyor. Kebabım, imanım, gel gel. Eleğe veriyoruz. Elekte eleyim. Ondan sonra taşlara veriyoruz. Taşlarda da yani bu sıvı haline geliyor. Eze alatavana böyle dışına veriyor yani. Çok güzel oluyor yani. 2018 yılında yılın ahisi seçilen Osman Kalay, değirmenine gelenlere alışveriş yapmasa da ikramda bulunmadan göndermiyor. Öyle ki ahili kültürüne birebir uyan misafirperverlik örneği sergiliyor. Yabandan çok güzel. Üretilmiş, ellerine sağlık. Tabii tahin Konya ilimizde çok tüketilen, damak zevkine uygun bir ürün. Bamya çorbası gibi çok tüketilen bir ürün. Dolayısıyla biz de işletmemizi yerinde görüp işletmemizi ziyaret etmek istedik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Osman Kalay kendi markasıyla ürettikleri tahini Türkiye'nin hemen her yerine hatta yurt dışına dahi gönderiyor. Burada gelen gurbetçilerimiz, yolcularımız geliyor buraya. Geldiği zaman da biz ona ikram ediyoruz. Yani sıcak tahin, helvayla, pekmezle veriyoruz. Bu da alışveriş yapan yapar, yapmayan yapmaz. Bu da yesin, içsin. Ben ona güle güle, yüzü gülerek ben onları yolcu olarak gönderiyorum.